Arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Aşıklık Geleneği ve Ozanlarımız adlı programımızın 5. ozanı. Çok büyük bir değer, çok büyük bir üstad, efsane bir ses, efsane bir sanatçı Neşet Ertaş'tan bahsedeceğiz. Daha önce biliyorsunuz Muharrem Ertaş'tan bahsetmiştik. Muharrem Ertaş'ın oğlu Neşet Ertaş. O da 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya geliyor. Babası Muharrem Ertaş'ın da tabii evde bağlama icraları, onunla birlikte düğünlerde çalma, söyleme ve bu tip etkinliklerle aşıklık geleneğine babası vesilesiyle ilk adımlarını atıyor. Yine daha önce de söylemiştik, aşık daimi dedeleri vasıtasıyla sanat ve aşıklık geleneğinin içerisine girmişti. Muharrem Ertaş da zaten sanatçı bir babanın çocuğu. Kendisi de bu eğilimde ve bu kabiliyette, bir de tabii çok gözlemci bir insan. Yani Türk Anadolu insanını çok iyi gözlemleyen bir sanatçı. Çünkü eserlerini dinlediğinizde, eserlerinin sözlerini özellikle incelediğinizde ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Aptallık geleneğinin de belki de en son temsilcilerinden diyebiliriz. Yine en önemli temsilcilerinden birisi Yaşar Kemal. Özür dilerim, Neşet Ertaş. Yaşar Kemal nereden çıktı? Yaşar Kemal biliyorsunuz bizim ünlü şairimiz, o da bir sanatçımız. Yazarız. Neşet Ertaş'a çok güzel bir isim söylüyor. Diyor ki sen bozkırın tezenesisin. Ve yıllarca bir aradan birçok yıl geçmesine rağmen biz bugün hala Neşet Ertaş'ı Bozkır'ın tezenesi diye adlandırıyoruz. Gerçekten de Bozkır'ın tezenesine fazlasıyla layık olan bir isim. Neşet Ertaş'ın diğer ozanlardan farklı olmasının birkaç nedeni var. En önemli nedenlerinden bir tanesi aslında bağlamadaki tavrı. Ve kendine has olan bir üslubu. Evet. Kendi söyleyiş tarzı, kendi mızrapları, kendi bulduğu melodileri, hiç şimdiye kadar benzeri olmayan melodiler. Evet. Tabii ki o da babasından çok etkilenmiş. Babasından söylediği çok fazla türkü var. Hatta başka ozanlardan da aldığı sözler, melodiler var ama ağırlıklı olarak Neşet Ertaş'a ait bir, kendine has bir repertuarı var. O zaten bütün Türkiye'yi kucaklayan şarkılar, türküler oldu. Toplumun acılarını, mutluluklarını, duygularını çok iyi ifade ediyor değil mi? Aktardı. Evet. O arada bir köprü oldu. Evet. Ve birçok da ödülü var Neşet Ertaş'ın. Devlet Sanatçılığı Ödülü, UNICEF Ödülü. Evet, yurt dışında çok yaşadı, Almanya'da. Evet, şimdi hocam Neşet Ertaş'ın tavrını ve türkülerini tabii biz nacizane elimizden geldiği kadar kısa bir icrayla sunmaya çalışalım. İşverin azılı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilimler yüzün, acıran gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Darlı dilim güler yüzüm, acıyan gözüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin?
güzel bir icra. Çok teşekkür ederiz. Gökçen hocamız özellikle Neşet Ertaş tavrında gerçekten kendini çok yetiştirmiş bir sanatçı da desek herhalde neyse, yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Biz çalıp söylemeye çalışıyoruz. Evet. Elimizden geldiğince. Teşekkür ederiz. Tamam. Neşet Ertaş'ı da buradan rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz kendisini. Bize çok büyük bir hazine bıraktı. Değerli arkadaşlar, sizden de ricam, mutlaka Neşet Ertaş'ın türkülerini çalın, söyleyin, dinleyin, analiz edin. Göreceksiniz ki onun içerisinde birçok bizim yaşantımızla ilgili savaşlarımız, tarihimiz, acılarımız, kederlerimiz, toplumun birçok şeyini o türkülerin içerisinde göreceksinizdir. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.